Merhabalar. Bugün sizlere Windows 10 lisansınızı nasıl öğrenebilirsiniz onu anlatmaya çalışacağım. Şimdi genelde artık Windows 10'lar ilk alınırken OEM lisans şeklinde geliyor. Yani anakarta gömülü lisans demek. Burada şöyle bir durum var. Aynı Windows sürümünü kurarsanız bir problem olmuyor. Otomatik olarak OEM lisans Devreye girecektir ama örnek veriyorum pro değil de e, Home Basic lisansını kurarsanız Bu otomatik olarak lisanslı olarak algılamayacak Bunun için ne yapmamız gerekiyor Windows'unuzu yeniden kurmadan önce Şunu yapmanız gerekiyor e, Sabit Lisansınızı ve sürümünüzü e, Öğrenmeniz gerekiyor bunun için Şöyle linki vereceğim ben Ben dosyayı yükledim İndireceğiniz dosya bu arkadaşlar bunu açtığımızda ben rara da gömdüm. Normalde de var. Bazı virüs programları bunu virüs gibi algılıyor ama e, o yüzden rar içerisine de gömdüm. Tekrardan. Showkey Plus. Şimdi bunu çalıştırıyoruz arkadaşlar. E, burada size veriyor. İngilizce ama çok basittir. Şimdi burada e, OMK yazıyor. Benimki şöyle, Windows 7 Pro lisansından e, Windows 10'a yükselttik. Dolayısıyla burada direkt Windows 7 lisansının olduğunu gösteriyor. E, sizde OMK kısmında direkt OMK'yi e, bu üstteki yani şu an yüklü olan burası ben sizde kapalı gözükecek ama normal seri numarasını verecek. Ee, OMK dedi normal Windows'unuzun lisans key'ini vermiş olacak. Örnek veriyorum, OMK farklı, üstteki key farklıysa şu demek oluyor. Ee, OMK sizin asıl anakartınıza gömülü olan ee, Windows lisansınızdır. Bu OMK otomatik olarak için buradaki product name'deki Windows 10 Pro yazıyor ya. Bu hangi sürümse onu birebir koyarsanız hiç problem çıkmayacaktır arkadaşlar. Şimdi burada sev dediğiniz anda işte bunu nereye kaydettiğim gibi bir şey soruyor. Bunu masa üstüne veya başka bir tarafa kaydedin. Bir flaşı alın. Onu da şöyle kaydedelim misal. Nereye kaydettik belgelerimizi demiş. Masa üstünü seçelim. Bu şekilde ee, sizde de normal yani e, dışarıya aktarmış oluyor. Bunu flaşa alırsınız veya o key'inizi şuradaki e, yani dediğim gibi yüklü olan key'i burada da sizde OEM key olarak gösterecektir. OEM key'i siz bir yere not alırsınız yarın bir gün format atarken bir daha bunlarla uğraşmamış olursunuz. Bir de şu var. E, Normal dışarıdan daha sonra bir lisans aldınız. Diyelim ki kutu lisans aldınız Windows un. Bu lisansa girmeniz gerekecek. Program üzeri, üzerindeki bu ikinci Change Protocol K yazıyor ya. Buraya basarsanız yeni lisansa girdiğinizde save bastığınızda artık Windows bu girilen yeni lisansı kaydedecektir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sorusu olan, problemi olan yardımcı olmaya çalışayım. Windows 7'lerde OMK yoktur genelde. Yani anakarta gömülü lisanslar olmuyor maalesef. Windows 8 ve Windows 10'larda biz bu sistemi genellikle şöyle kullanıyoruz. Bilginiz olsun sizin de. Makine Windows 8 lisansı Windows 10'u yükseltmemiz gerekecek. Biz Windows 8 OEM lisansını çekiyoruz. Windows 10 Single Link sürümünü kuruyoruz e, OEM emki de yani Windows 8 oem lisansını da Windows 10 sınıırlayçe girdiğiniz anda lisansınız aktif oluyor Dolayısıyla orijinal bir Windows kullanmış oluyorsunuz Bu da e, sizin yani ileride başınızı ağrıtmamış oluyor arkadaşlar dediğim gibi sorusu olan olursa yorumlarda belirtebilir elimden geldiğince ben yardımcı olmaya çalışacağım başka videolarda görüşmek üzere